Bazen insanlar belirli hayvanlarla karşılaştıklarında gereğinden fazla risk alırlar. Hayvanlar büyüleyici olsalar da genelde ne yapacakları belli olmaz. Tatlı ve dost canlısı sandığımız hayvanlar bile bize her an saldırabilir. Daha önce bir insana saldıran bir deve kuşu görmüş müydünüz? Peki ya pandalara ne demeli? Eğer agresif hayvanlar görmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün sizler için insanların yanlış hayvana çattığı korkutucu anları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Çalı horozu. Bir çalı horozunu bildiğimiz bir tavuktan ayırmak zor olmasa gerek. Şunun tipe bir baksanıza. Bu hayvanların yerdekiler kadar ağaçlardaki böcekleri dediği biliniyor. İskoçya çam ormanlarında bulunan çalı horozları oldukça nadir ve savunmasız canlılardır. Ancak tepeleri atarsa rakiplerine oldukça zor anlar yaşatabilirler. Bu görüntülerde bir adamın telefonla konuştuğu esnada bir çalı horozunun saldırısına uğradığını görüyoruz. Adam polisi arayıp konum tarif etmeye mi çalışıyor acaba? Adam tam da adresi verecekken kuş saldırmaya devam ediyor. Adam en sonunda kuşu tepesinden kovmayı başarıyor ve ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Bu ne laftan anlamaz bir kuş böyle? Bu görüntülerde diğer bir çalı horozunun bir adama karşı agresif tavırlar sergilediğini görüyoruz. Ancak adam bunu eğlenceli buluyor olacak ki gülümsüyor. Gülümsüyor ama saldırırsa kuştan korunmak için kollarını da yukarıda tutmayı ihmal etmiyor. Bu ilk videodaki adam galiba. Muhtemelen akıllanmamış. Ormana gidip çömeldikten sonra bu kuşun gelip de kendisine saldırmasını mı bekliyor acaba anlamadık. Bu adam yolda bir çalı horozuyla karşılaşıyor. Adamın bela arar gibi bir hali yok ama bizim çalı horozu ne olur ne olmaz adama patronun kim olduğunu gösteriyor. Bir orman yolunda kayda alınan bu görüntülerde çalı horozunun adama sataştığı ve adam ondan uzaklaşmaya başlayınca onu kovaladığı görülüyor. Adam bisiklete atlayıp uzaklaşıncaya kadar da kovalamayı bırakmıyor. Deve kuşları. Bir deve kuşu köşeye sıkışması durumunda aslanlar ve diğer tehlikeli hayvanlara sert tekmeler atabilir. İnsanlara çoğu saldırmaları da insanlar tarafından rahatsız edildikleri durumlarda meydana gelir. Bu görüntülerdeki deve kuşunun bir adama saldırdığını görüyoruz. Adam da deve kuşlarını iyi idare ediyor gibi. Deve kuşu da agresif tavırlar sergilese de tedbiri elden bırakmıyor ve en sonunda adamın yakasını bırakıyor. Bir deve kuşu yetişkin bir insanı kolaylıkla yere serebilir. Deve kuşunu kontrol altında tutmaya çalışan bu adamın çektiği çileye bir baksanıza. Adam destek gelene kadar deve kuşunun kafasını bir örtüyle kapatmak durumunda kalıyor. Diğer bir adam gelene kadar da deve kuşunun boynunu aşağı bastırıyor. Sonra diğer adam deve kuşunu tutuyor ve bizimki o esnada çitin diğer tarafına atlıyor. Deve kuşu kafasındaki örtüden kurtuluyor ve o adamlara doğru sinirli bir şekilde dik dik bakıyor. Bu deve kuşunun hiç şakası yok. Baksanıza, adamı nasıl da düşürüyor. Hemen birkaç adam gelip deve kuşunu kaçırmaya çalışarak bağırıyor ancak abimizin bu olaydan hasarsız ayrılacağını sanmıyoruz. Kanada geyiği. Kanada geyikleri genel itibariyle tehlikeli hayvanlar değillerdir. Ancak ne yapacakları hiç belli olmaz. Bundan dolayı onlara karşı dikkatli olsanız iyi edersiniz. Dişi Kanada geyiklerine gelecek olursak bizleri yavruları için doğrudan bir tehdit unsuru olarak algılarlar. Erkeklerse kendilerine belirledikleri bölgeyi canları pahasına korur. Hörgücündeki uzun kıllar dikilir, kulakları kedi köpek gibi geri yatar ve hayvan dudaklarını yalar. Halinden pek memnun olmadığı belli. Ancak fazla yaklaşmışsınız bir kere. Eğer bir Kanada geyiği sizi gördüğünde size dikkatli bir şekilde yaklaşıyorsa buna aldanmayın. İşler her an değişebilir. Bizimki yiyecek bir şeyler bakıyor olabilir ya da sizi uzak durmanız konusunda uyarmaya çalışıyordur. Burada görmüş olduğumuz Kanada geyiği mahallede birilerini gördüğü an onları kovalamaya başlıyor. İnsanların kaçmaktan başka çaresi yok. Size doğru tam hızla gelen devasa bir şey görünce kaçarsınız. Bu geyik de adama tam saldıracaktı ki adamın elinde tuttuğu şeyi görünce bir durup düşündü. Bu silahın kendisine zarar verme potansiyeli taşıdığının farkında olmalı. Adam elindekini başının üstüne kaldırınca da geyik kaçmaya karar veriyor. Sanırım geyiği kaçırmak için olduğundan büyük görünmeye çalışıyor. Ve işe yarıyor da. Maymunlar. Bu görüntülerde bir maymunun genç bir adama bir iki kung fu hareketi yaptığı görülüyor. Maymun bir şekilde adamın tepesine çıkmaya çalışıyor ama bunu bir türlü başaramıyor gibi görünüyor. Burada görmüş olduğumuz maymun ise hızlı bir şekilde yeşil adamın sırtına çıkıyor ve adamın elindeki atıştırmalığı çalıyor. Bu etraftaki insanların nedense çok hoşuna gidiyor. Maymun tatlı, gider tabii. Burada kapuçin yerine goril olsun da o zaman görelim sizi.
Diğer görüntülerde ise babun ve diğer küçük maymun türlerinin insanlara doğru tam gaz koştuğu ve onları yere serdiği görülüyor. Tarzları bu. Seviyorlar demek ki. Biz nasıl SmackDown'u izleyip gaza geliyorsak onlarda da durum farksız. Ayrıca biz o gazdan sonra terlik yiyorduk. Maymunların daha lezzetli şeyler çalıp yediği kesin. Bu kızgın maymun ekranlarınızdaki adamı korkutmaya çalışıyor. Yaptığı işe yarıyor gibi. Adamın yavaşça merdivenlerden geri indiğini görüyoruz. Pandalar. Pandaların oldukça ulusal hayvanlar olduğu bilinir değil mi? Ama onları yerde yuvarlanan tatlı ponçiklerden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu tatlı şeylerin insanlara saldırdığı da oluyor. Evet, bunu agresiflikten değil de daha çok irite oldukları için yapıyorlar. Bir nevi gıcık oluyorlar yani. Ayrıca yapılan araştırmalarda pandaların kış vakti kendilerini sıcak tutmak için at tezgahına bulandıkları biliniyor. Bu da ilginç bir bilgi olarak kalsın. Bu görüntülerde hayvanat bahçesindeki bir adamın bir pandanın bulunduğu alana izinsiz giriş yaptığını görüyoruz. Ki biri bunu neden yapar en ufak bir fikrimiz bile yok. Adam pandanın dikkatini çekmeye çalışıyor. Bunu başarıyor da. Akabinde ikili güreşmeye başlıyor. Bu adamın neyi kanıtlamaya çalıştığını bilmiyoruz ve etrafta gelip de bu olaya son verecek bir güvenlik görevlisi olmamasına şaşırıyoruz. Bu adam arkasını bir pandaya dönerek uzaklara dalmanın mantıklı bir hareket olacağını düşünmüş. Ama panda onunla aynı fikirde değil gibi. Adamın kot ceketini gözüne kestirmiş durumda. Ceketi almak için her şeyi yapıyor baksanıza. Eğer insanlar gelip de adama yardım etmeseydi, adamın başı büyüklerde girerdi bizden söylemesi. Tatlı göründüklerine bakmayın. Bunlar da en az bir ayı kadar güçlü hayvanlar. Gelelim yavru pandalara. Pandalar agresif gibi değil. Daha çok oyun oynuyorlar gibi duruyorlar ama her biri neredeyse bu yetişkin kadın kadar büyük. Hatta daha bile büyük olanlar var. Kadını aralarına alıyor ve onunla beraber yuvarlanmaya başlıyorlar. Niyetleri kötü olmasa da bu durumun kadın için tehlikeli olabileceğinin farkında değiller gibi. Diğer görevliler hemen geliyor ve kadını kurtarıyor. Bu pandalar oldukça oyuncu. Görmüş olabileceğiniz üzere oyun oynarken bile ısırıklarını ve pençelerini pek kontrol edemiyorlar. İstemeden de olsa bir insana zarar verebilirler. Boğalar. Bu fotoğraftaki adamın birkaç tahtasının eksik olduğu kesin. Adam kocaman beyaz bir boğa önünde ellerinin üstünde duruyor. Boğanın da hışımla ona doğru koştuğu görülüyor. Belki de bizim bilmediğimiz bir şey biliyordur. Belki de bu fotoğraf sahtedir. Hayır değil. Bu olay sahiden de yaşanmış. Olanlara inanamayacaksınız. Boğa adama saldırmaya karar verdiğinde adamın kıvrak bir hareket yaparak boğanın üstüne binmesi inanılmaz. Bunu yapmak üst düzey bir cesaret ve beceri gerektirir diye düşünüyoruz. Birkaç tahtınızın eksik olmasının da yardımı dokunacaktır tabii. Bu boğa bir araca yaklaşıyor ve kafasını aşağı eğiyor. Tam vurdu vuracak derken vurmaktan vazgeçiyor. Ama bir sıkıntı var. O da yoldan çekilmiyor oluşu. Bu yüzden adam oradan çıkamıyor. Sürücü şaşkınlığı üzerinden atınca da tek yapması gereken direksiyonu çevirmek ve gaza basmak oluyor. Hadi selametle. Ayılar. Bu adam hiç çekinmeden ayıyla güreşiyor gibi. Büyük ayıyla bir mazileri olduğu aşikar. Yerde yuvarlanıyor ve iki eski arkadaş gibi boğuşuyorlar. Bu görüntülerde vahşi doğaya sarılan bir ayının kurtarıcılarını kovalamaya başladığı görülüyor. Bir şeye sinir olduysa demek ki. İlk salınan ayı sakinleşince insanlar kafeslerden 6 diğer ayıyı da doğaya salıyor ve olay kapanıyor. Buradaysa güreşmek isteyeceğimiz cinsten tatlı bir ayı var. Şu tipe baksanıza. Leopar. Film ekibi yaban köpekleri ve leoparların karşı karşıya geldiği anları kamerasına kaydederken leoparlardan biri çıktığı ağaçtan inip doğrudan bizimkilerin arabasına doğru koşuyor. Bizimkiler ölesiye korkuyor tabii. Kameramanın titremeye başladığı ve ekip üyelerinden birinin leopara bağırıp onu korkutmaya çalıştığı belli oluyor. Film ekibinin tecrübesi ve pratik zekası onları bugün leoparın elinden kurtarıyor. Ancak bizim leoparın acelesi yok. Bakalım bir sonraki karşılaşmaları nasıl olacak? Bu genç kedi yol kenarında yürüyen bu insanlarla biraz eğlenmeye karar veriyor. Leopar adamlardan birinin kolunu tutuyor ama adam gayet rahat bir şekilde vahşi kediyi savuşturuyor. Bu leoparsa görmüş olduğumuz siyah araca yaklaşıyor. Kötü bir niyeti yok gibi ama araçtaki insanlar işlerini şansa bırakmıyor ve kapıları kapatıyor. Doğrusu da bu zaten. Kediler. Evcil kediler o kadar büyük olmasalar da tepeleri attığında önemli hasar verebilirler. Bu videodaki kedinin çıkardığı seslerle adamı uyardığını duyabiliyoruz.
Ama adamın pek umurunda değil. Baksanıza, tedbirini almış zaten. Fırın eldiveni takmış. Buradaki kedinin de yoldan geçen insanlara kafayı nasıl taktığı görülüyor. Bir rahat ver be minnoş. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.